Selamünaleyküm arkadaşlar. Etkinlikte çöle girdik. Şimdi çoğu arkadaşımızın en kolay maden nasıl alınır diye işte kafasında soru işaretleri ya da düşünceleri bu konuyla alakalı en net cevabı istiyorlar. Şimdi bunda etkili olan şey sadece skill değil, verdiğiniz yerler değil. Yani bu madeni siz sadece hani kaynak toplamak gibi ya da işte farma saldırmak gibi düşünmeyin. Bildiğiniz gerçek bir ana kaleye saldırıyormuş gibi hareket etmeniz lazım. Onu da en yüksek olarak alabilmeniz için birkaç tane soru soracağım. Sorduğum şeylerin cevabını siz kendi kalenize bakarak alacaksınız. 1. Çöle girdiğiniz zaman arkadaşlar en önemli faktör arkeoloji kampı. Diğerleri daha az önemli değil. Bakın yanlış anlamayın. Burada şimdi bu farm hesabı olduğu için ben bunları durmadan yükseltmedim. 13'te kaldı ama sizin bunlar çölden çıktığınız zaman 40 olarak çıkarsanız diğer çöle girdiğiniz zaman 36 olarak bir saldırı etkisi yapar ve bu 36 da size altın madenlerine saldırırken 444 saldırı ve 444 gibi bir savunma verir. Bundan 8 tane olduğunu düşünürsek yaklaşık yani 2200 küsür falan gibi yani ya da 4 yok 4408 4832 3600 vay be. 3600 gibi bir saldırıyla saldırırsınız. 3600 gibi de bir savunmanız olur. Yani bu sizin altın madenindeki saldırı artışı sizin altın madenini daha kolay almanıza yardımcı olur. Bu bir. İkincisi kaç tane süresiz kurabiliyorsunuz? Bunların leveli kaçta? Ve kaç tane süreli binanız var ve bunların levelleri kaçta? Şimdi hepsini atıyorum. Diyelim ki 20'ye sabitlediniz. Bu da sizin işinizi basitleştirir ve daha yüksek maden almanızı sağlar. Ama benim size nacizane şöyle bir tavsiyem olacak. İlla 30 level alacağım diye kendinizi çok da fazla zorlamayın. Şu an hani sizin için gelişmekte olan kaleler için konuşuyorum arkadaşlar. Bakın gelişmiş olanlar değil. 20 level almanız sizin için herhangi bir jeton konusunda kayba uğratmayacaktır. Hani 20 level alarak da şöyle sanki 30 level almış gibi aynı miktarda jetonla çıkabilirsiniz. Tabi taş eksiğiniz olacak ama sizin kaleniz gelişmekte olan bir kale olduğu için yani o kadar da olsun diyeceğiz artık. Şimdi üçüncüsü sizin burada çöl taarruzu araştırmanız ne durumda? Bakın burada altın madenlerine saldırı yaparken üst koruyucusuna saldırı diyor. Yani bu normal saldırı artışı değildir arkadaşlar. Hani onu da düzelteyim. Şimdi burada bunu fullediğiniz zaman 500 öyle saldırı gelecek. Ya yani bunu da fullediğiniz zaman 500 de buradan gelecek. Bazı arkadaşlar bunların çok fazla işe yaramadığını söylüyor ama ben yine de işe yaradığını düşünüyorum. Bunların da hangi seviyede olduğunu görmeniz lazım. Yani bakmanız lazım. Dördüncü etken harika teknolojisi. Burada bakın ücretsiz kurtarmanın altında arkeoloji teknolojisi. Mesela bunlar. Bunların araştırmasını yaptınız mı? Yani buraya herhangi bir jeton harcadınız mı? Beşincisi. Gelelim şimdi skill'e. Şimdi ben sadece çöl madenini rahat yani en rahat nasıl
alınabilir diye 130 level için bir plan yaptım. Onu göstereyim size. Ha, bu değil, pardon. Evet, bu. Evet arkadaşlar, 130 level için yani çölde maden almanızı kolaylaştıracak olan bir şey varsa bunlar zarardır arkadaşlar. Bakın. Burada yetenek puanlarınızı verirken mümkün mertebe zararlara odaklanın ve süresiz bina sayınız burada da çok önemli. Bakın burada mesela aslında her 10 level üzeri işte savaş kalesinde bölge muhafız savunmada %50 artış diyor. Yani siz 4 tane kurabiliyorsanız size ekstradan 200 tane 200 savunma verecek. Ki keza aynı şekilde burada her 10 level konvoy platformu yani yürüyüş için 4 tane varsa size ekstradan 40K yürüyüş verecek. Burada da her 10 level savaş askeri üssü yani saldırı için 50 artış diyor. Yani sizde 4 tane olduğunu varsayarsak 200 artış buradan gelecek. Ve bu arkadaşlar savaş çılgını. Bu da sizin saldırınızı %25 arttıracak. Bu sadece kuşatmada geçerli olduğu için madende kuşatma saldırısına girdiğini düşünmüyorum. O yüzden ben buraya vermedim. İkincisi, şimdi diğer tarafa geçelim. Burada skill puanlarını dağıtmadan önce burada da kendinizce bir hesap yapın. Aşağıda gösterdiğim yerlere verdikten sonra buralara gelin ve bakın bu özelliği mutlaka açın. Çünkü burada öldürme sayısı %20 artar diyor. Yani bu da sizin çöl muhafızı altın madenlerine saldırırken sizin çok daha zorlanmadan madeni almanıza katkı sunuyor. Bunu açmanız gerekiyor. Tabi açtığınız zaman skill'i de şu kafatası arkadaşlar. Bunu açtığınız zaman kalkan alamıyorsunuz. Ama zaten çölün neredeyse ilk anlarında PvP olmadığını sürece sizin saldırı alma ihtimaliniz olmayacaktır. O yüzden bunu PvP olmadan kullanmanız çok daha iyi olur. PvP olursanız da artık yani ne kadardı? 8 saat miydi? Öyle bir süresi var. Yani artık o konuda da yapacak bir şey yok. Ama bu da sizin için madeni alırken işinizi kolaylaştırıyor. Elbiseler sizin kendi araştırmalarınız. Hani bunların hesabını yapamam. Çünkü sizin kalenizdeki değerler kaleden kaleye değişir. Yani madenleri en kolay ve en basit bu söylediğim yöntemleri uygulayarak rahat bir şekilde alabilirsiniz. Videoyu kapatmadan önce bu çölle alakalı unutamayacağım bir olayı göstereceğim size. Ve ömür boyu çok güzel bir anı olarak saklayacağım. Hep videolardan mı göreceğiz bu görüntüyü? Biraz da biz gösterelim. Bu çöl muhteşem olacak. Şampiyonlar Ligi gibi bir çöldeyiz ve sürprizlerimiz devam edecek. Bir sürprizim daha var ama onu söylemeyeceğim. Cumartesi'yi bekleyin. Takipte kalın. Güzel bir çöl olacak.